Evet saygıdeğer konuklarımız, sevgili gönül dostlarımız. Mevlana'yı anma etkinlikleri kapsamında derneğimizce gerçekleştirilen Şebi Aruz anma gecemize Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'dan katılan kardeş ülke temsilcilerimiz sizleri selamlayarak salondaki yerlerini alacaklar. Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Kosovalı gönül dostlarımıza alkışlarımızla tarihi ve kültür başkenti Bursa'ya hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklarımız, sevgili gönül dostlarımız, kardeş ülkelerimizden gelen Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova temsilcilerimiz yerlerini alırken bayan misafirlerimize yönelik bir duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Anma gecemizi düzenleyen Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 14'te Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda sadece bayanlara özel olmak üzere kadın semazenlerin sema coşkusu gerçekleştirecektir. Ücretsiz olan bu etkinliğe tüm bayan misafirlerimiz davetlidir. Bilgilerinizi sunuyoruz efendim. Kardeş ve dost Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'nın değerli temsilcileri, derneğimizin sayın başkan ve yöneticileri, gönül dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve medya temsilcilerimiz. Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından Mevlana'yı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 743. Şebi Aruz Anma programımıza ve gönül dostları buluşmamıza bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevlana'yı anma törenimize göstermiş olduğunuz ilgiye derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Gel, yine gel. Her ne olursan yine gel. İster kafir, ateşe tapan, putperest ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da gel diyen ve bu derin hoşgörüyü 800 yıldır Anadolu topraklarına yaşatan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini şükran ve rahmetle yad ediyoruz efendim bu gece hep birlikte. Evet sevgili gönül dostlarımız, anma törenimizin açılış konuşmaları öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz ile terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehit asker, polis ve vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor. Sizleri İstiklal Marşımızı hep beraber okumaya davet ediyorum. Buyurun. Thank you.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet saygıdeğer konuklarımız, sevgili gönül dostlarımız, 800 yıldır insanlığa hoşgörüyü öğütleyen Mevlana, evrensel bir düşünür olarak çağlar ötesinden günümüze ulaşan 7 altın öğüdü ile günümüzde terör eylemleri ve mezhep çatışmalarıyla kan gönüle dönen İslam dünyasında barışa ulaşmanın en önemli adımlarını gösteriyor. Ne diyor sevgili Mevlana Hazretleri? Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Evet sevgili gönül dostlarımız, insanları birleştiren, sevgi, saygı ve hoşgörüyü baş tacı yapan ve her türlü ayrımcılığı reddeden Mevlana Hazretleri'nin yaşam felsefesine bugün ne kadar muhtaç olduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Ve bu akşam sizlerin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz gönül dostları buluşması ve anma törenimizin insanlığa bir kez daha ışık olmasını diliyor ve Mevlana Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanımız Sayın Cafer Altay'ı sizleri selamlamak üzere alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Buyurun. Saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, Tasavvuf Vakfı ve Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından düzenlenmiş olan 743. Şeb-i Aruz Hazreti Mevlana'yı anma töreni ve sema coşkusuna hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kuruluşumuzdan bugüne kadar amacımız Hazreti Mevlana'yı, aşkını, kültürünü tanıtmak ve sevdirmektir. Bu amaç doğrultusunda birçok faaliyetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'yı ve onun aşkını gönüllerle buluşturmak amacıyla sadece Bursa'mızda değil İstanbul, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Afyon gibi 17 şehir temsilciliğimizle yurt içi ve yurt dışı programlar gerçekleştirmekteyiz. Derneğimiz, vakfımız ve Osman Gazi Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa düzenlediğimiz liseler arası geleneksel Mevlana şiir yarışmasında bu yıl 81 ilimizden 850 şiir katılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizi Karabağ Şiveli Kültür Merkezimizde özel olarak düzenlediğimiz Mesnevi Söyleşisi ve Sema programlarıyla da ağırlamaktayız. Bununla birlikte Karabağ Şiveli Kültür Merkezimizi yurt içinde ve yurt dışından yaklaşık 150 bine yakın misafir ziyaret etmiş, özellikle Avrupa ve Uzak Doğu turizm rehber ve kataloglarında Karabağ Şiveli Kültür Merkezimize geniş yer verilmektedir. Bursa'mızın ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamaktayız. Bundan sonra da ileriye dönük bu çalışmalarımız yurt ve dünya genelinde devam edecektir. Kültür merkezimizde Mevlevilik başta olmak üzere kültürel, bilimsel ve sağlık konularında çeşitli konferanslar, paneller ve söyleşiler ile siz sayın halkımıza daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle bizlerin önünü açan, çalışma azmimizi destekleyen üstadımıza ve ekibimize sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Katılımlarından ve bizlere verdiği desteklerinden dolayı da tüm Bursa halkına, basınımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, gecenizin
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Duygularını ifade eden Sayın Dernek Başkanımıza teşekkür ediyor ve şimdi de anma gecemizin konukları arasında bulunan Bosna Hersek heyeti adına Reisül Ulema Sayın Hüseyin Smaçiç Efendi'yi sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Smaçiç. Evet değerli konuklarımız, gecemizin konukları arasında bulunan Bosna Hersek heyeti adına Reisül Ulema Sayın Hüseyin Smaçiç Efendi sizlere hitap edecekler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada uz işlerim Allahu Celşanuhu. İdonosim salavat na Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, njegovu častnu porodicu, ashabe, drugove, ehli bejt. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum. Buyur, bakalım. Sen nere, evet, var. Esselamu aleyküm, salavatlar, selamlar Peygamber Efendimizin üzerindedir. Na prvom mjestu zahvala uzvišenom Allahu Žešanuhu koji nam je omogućio i ove godine ovako u velikom skupu da se nađemo na obilježavanju Šebi Arusa, godišnjice Hazreti Mevlana Celalüddin Rumi. Böyle bir programda bizlere nasip böyle bir programda burada olmamızda Allah'a hamdolsun. Selamim sviju vas koji ste došli danas večeras ovde da na ovaj veliki skup obilježavanja godišnjice Mevlana Celalüddin Rumi. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Selamim moje sve Bošnjake, ulemu, šejhove, ulemu i sve drugi iz Evrope koji su došli ovde. Buradan Bosna Hersek halkına ve Avrupa'daki Müslümanlara selamlarımı göndermek istiyorum. Posebno selamim Šej Mustafa Efendiju, organizatora ovoga programa i njegove saradnike koji se trude svake godine ovako da nešto pripreme. Šej Mustafa'ya özel selamlarımı iletmek istiyorum ve ekibinde böyle güzel bir programı düzenledikleri için. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ga podari sa zdravljem i veseljem njega i njegove saradnike da ovako nastave kao što sada radi. Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyorum. I na kraju još jedan put selamim svi u vas koji ste došli. Molim Allaha Dželešanuhu da vas nagradi obilnom nagradom za svaki vaš trud i na koji ste uložili za ovaj program. Bir daha buraya gelenlere herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. İn akrayu esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.
Kardeş ülkemiz Bosna Hersek temsilciler adına duygularını paylaşan Bosna Hersek Tarikatlar Birliği Başkanı Şeyh Sayın Sırrı Hacı Meriç'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar efendim. Ve şimdi de düşüncelerini paylaşmak üzere konuklarımız arasında yer alan Arnavutluk heyeti adına İşkodra Müftüsü Sayın Muhammed Stari'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Stari'nin konuşmasını Prizren Müftüsü Sayın Lütfü Ballak tercüme edecektir. Kendilerini de davet ediyoruz. Evet, Sayın Stari'nin konuşmasını Prizren Müftüsü Sayın Lütfü Ballak tercüme edeceklerdir. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kredi ve sayını tıpranişim nektesal. Aferin, aferin. Büyük bir memnuniyetle hepinizi kalbi selamlarımla selamlıyorum ve selamun aleyküm. Sa herë që ne mlidhemi në organizime të përbashkëta ku bashkohet zemra, rrahjet e zemrës dhe kënaqësia e shpirtit në mesin tonë shqiptar dhe turq ka një emrues të përbashkët dhe një shpirt të madh i cili na bashkon ndërshekuj. Shpirti dhe thirrja e baballarëve dhe gjyshërve tanë të përbashkët, të cilët u jitën botën me ujin e begat të Islamit dhe përhapjes së paqes dhe dashnisë në mbar globin. Ne zaman ki bir araya geliyoruz, hep birlikte kalplerimizin atışları aynı izahta vurmaktadır. Bu bizi bir arada sevgiyle, muhabbetle toplamaktadır. Bu bana neyi hatırlatıyor? Dedelerimin yola çıktığı anı hatırlatıyor ki her zaman ecdadım gönül dostluğunu, dinin kaim kılınması için dert bir yana gitmiştir ve İslam'ı temsil için ve yaymak için çaba göstermiştir. O zamandan bu zamana kadar bizim hem kalplerimiz hem gönüllerimiz ayrım yapmaksızın Türk Arnavut beraber atmaktadır. Më lejoni të falenderoj përzemërsisht organizatorët e këtij tubimi të begatë, edhe për ftesën e tyre bujare që na ban të vim nga toka e ju nga toka e jon në tokën tuaj, e që në fakt është toka e jon e përbashkët, toka e madhe e kalifatit tonë të madh Osman. Müsaade ediniz ki bu davet için çok teşekkür edeyim. Çok memnunum ve çok müsterihim. Mutluluğumu ifade ederken şu aklıma geliyor. Bizim topraklardan bu sizin topraklarına, topraklarınıza geldik. Halbuki bizim ve sizin topraklar değil, o hepsi bizim topraklardı. Organizimet në të cilat përmendet emri i madh i Mevlana Xhelaluddin Rumiut janë organizimet e zemrës dhe të shpirtit. Janë organizime në të cilët ne të gjithë ftohemi së bashku që të marrim dashni nga Allahu subhanahu wa taala dhe ta përhapim këtë dashni në mes vete për ta jetuar dhe për ta dëshmuar mallinë e Allahu subhanahu wa taala në marrëdhënien tonë të sinqertë vëllazërore. Mevlana'yı anma törenine gelince aklımıza şu gelir. Burada sevgiyi, dostluğu, muhabbeti paylaşmak için beraberiz. O dostluk ve o muhabbet ki bizleri ezelden beri bağlamaktadır ve bu dostluğu, bu gönül bağımızı, bu gönül sevdamızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmakla mükellefiz ve mecburuz. Dhe së fundi, dhe për fund të kësaj përshëndetje,
Mlejoni me zemër të lutem që Allahu subhanahu wa taala ta bekoj tokën tuaj, ta bekoj popullin turk, e të bekoj rrugëtimet solide të kësaj Turqie e cila është arteria kryesore e kret ummetit islam. Dhe sikur se e themi në tubimet të ndryshme, kur Turkia është mirë, mbar ummeti islam është mirë, e kur Turkia ecën përpara dhe solide, kret ummeti islam rrugëton drejt rizgjimit të madh e të premtuar nga Zoti e nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Müsaade edin ki duada bulunayım. Allah bu toprakları muhafaza eylesin. Allah Türkiye'mizi muhafaza eylesin. Çünkü tüm ümmetin gözleri Türkiye'dedir. Türkiye güçlü olduğu müddetçe bütün ümmet sevinmektedir. Türkiye güçlü adımlarla ileriye gittikçe bütün ümmet sevinmektedir. Allah bu sevdamızı, bu sevincimizi bizlerden mahrum etmesin. Her zaman ümmeti sevinçli ve gönül bağıyla bu güzel memleketten ayırmasın. Allahu ju dash dhe ju bekof të gjithve. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Allah cümlemizi, sizleri mükafatlandırsın. Hepinize saygı, selam. Selamun aleyküm. Efendim, Prizren müftümüzün kürsüyünde kalmasını istirham ediyoruz. Çünkü bir sonraki konuşmacımızın da tercümesini yapacaklar. Sağ olsunlar. Evet, güzel duygularını bizlerle paylaşan İşkodra müftümüze de teşekkür ediyor. Ve şimdi anma törenimize Kosova heyeti adına katılan İslam Birliği Genel Sekreteri Sayın Resul Recebi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Allah'ın adıyla hazirun, burada bulunan muhterem kardeşlerim, muhterem bacılarım, hepinize kalbi selamlarla Esselamu aleykum. Kam kënaqësi të veçantë dhe nder të posaçëm që në këtë natë të bekuar, nga ky vend i bekuar, t'ju përcjell përshëndetjet dhe selamet e vëllezërve dhe motrave tuaj nga Kosova. Benim için gerçekten mutlu bir an, mutlu bir olay. Bu gönül bağımızın bizleri bağladığı bir özellik taşıyan ve geldiğim memleketten, memleketimin halkından bu aziz mekana, bu aziz vatana selamlarımı iletmek isterim. Në veçanti sonte dëshiroj ta përshëndes shkelqësinë e ti Sheh Mustafan, i cili na bani këtë festë bujare që sonte të jemi bashkë me ju në këtë manifestim kaq madhështor të Shebjarusit. Özellikle Sheh Mustafa Efendi'ye bize bu nazik daveti gönderdiği için bize bu mutluluğu sizinle beraber olmayı yaşattığı için şükran dolu teşekkürlerimi sunmak isterim. Nuk dëshiroj të zgjas, por vetëm të ju them se rastet si ky joni sonte janë raste shumë ideale që gjithkush nga ne të merë dhe të thithë nga dashuria vëllazërore që buron nga takimet tona tek ti lloj.
Ben lafımı pek uzatmak istemem. Ama böyle bir toplantıda her birimiz sevgi dolu muhabbeti yanımıza alalım ki bu sevgi dolu muhabbet derinliklerden fışkırmaktadır. Mevlana'nın ruhundan gelmektedir. Këtë përshëndetje time sonte, dëshiroj ta përmbyll me një fjalë të cilën presidenti i nderuar i Turqisë gjatë vizitës së tij në Prizren përveç tjerash qytetarëve të Kosovës ju tha edhe këtë. Turqia është Kosovë dhe Kosova është Turqi. Ben lafı pek uzatmak istemem. Ama bu toplantıda bu size şunu aktarmak isterim. Geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Kosova'yı ziyareti esnasında sahnede konuşurken, halka hitap ederken şöyle bir laf söyledi. Kosova Türkiye'dir, Türkiye Kosova'dır. Selamu aleyküm. Selamun aleyküm. Evet, düşüncelerini dile getiren Sayın Recebiye ve tercüme yapan Prizren müftümüze de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Evet değerli konuklarımız, sevgili gönül dostlarımız, 800 yıldır Anadolu topraklarında Mevlana öğretisi sevgiyi, saygıyı, barışı, hoşgörüyü, birleşmeyi ve bütün olmayı öğütüyor.